2021'lik yapmayacağım. Videoların ismini okuyunuz. Biz Tokyo'ya gidiyoruz. Yolculuğumuz 12 saat sürecek. Şu an birinci saatindeyiz. Can çizgi film tarzı bir şey izliyor. Türkiye saatiyle saat 3.30. Gece 3.30. Tokyo'da saatler sabah 8.30 falan. 9.30. Neyse görüşürüz. 1, 2, 3. Damla mutsuz. Mutsuzum. Tokyo vlogumuz başladı. Ama böyle yapma ya. Böyle yapma değil, hiç yardımcı olmuyorsun ya. Olmaya çalışıyorum. Vlog çekmeye geldik buraya. Yok oramını çekemiyorum, yok kendimi çekemiyorum. Tamam, çekeceğiz. Çekeceğiz, hiç moralini bozma. Sabah 7.30 saat ve 5.30'dan beri ayaktayız. Evet, ben şimdi keşfettim. Şimdi şeye gidiyoruz. Böyle bir... Birden kendime geldim. Hello! Tokyo vlogumuz başlamış bulunmaktadır. Şimdi Tokyo Kulesi'ne gidiyoruz. Kendime gelmemin sebebi Can diye konuşmaya çalıştığı için size bu işkenceyi daha fazla etmeyeyim dedim. Toparlaman lazım. Starbucks'tan bir şeyler aldık. Tokyo Kulesi'nin önünde bu Eiffel'e benzeyen var ya, ondan esinlenmişler. İnternette öyle yazıyor. Onun piknik önünde yapacağız. Yaylanacağız. Piknik yapacağız. Çünkü şu an için yapacak bir şey yok. Yani 5.30'dan beri ayaktayız. Ve ne yapabiliriz en ki? En mantıklı bu. Evet. Yani kahvaltı yapıp böyle biraz enerji toplayalım. Evet. Sonra da artık Tokyo'yu aldık. Zaten bu insanların da şu an şey, işe gidiş saati. İşe mi, okula mı? Bana bak. Sadece kafayı bulma. İşe mi, okula mı bir yerlere gidiyorlar. Karşıya geçelim. Evet, Damla bir şeyler yedikten sonra kendine gelecek, ona inanıyorum ben. Size güzel haberlerim var bu arada. Birincisi, sizin için alışveriş yapacağım. Detayları sonra vereceğim. Böyle kostümler falan, Tokyo vari şeyler alacağım. İkincisi de Trendyol'la ilgili, ama önce bir gerçekten oraya gidip karnımı doyurmam lazım. Yoksa birini bıçaklayacağım ve o kadar tatlılar ki hiçbirini bıçaklamak istemiyorum. O zaman sayar mısın? Ben sayamayacak tamam. Kadar sinirim. 3, 2, 1... Allah aşkına canım, beni Tokyo Kulesi diye getirdiği yere bakar mısınız? Kulenin sadece son 5 metresini falan görüyorum. Ve etraf iğrenç. Kule kapalıymış kule. Kapalıymış işte, bak. Bak gözüküyor. Kule kapalıymış, ne demek? Gözüküyor da bu değil yani. Demir yerleşti işte, bak. Bir daha yap, bir daha ne? Ne dedim bir daha? Demir yiyorum işte, bak sen çayır çimene getirdin. Çayır çimen mi? Çimen yok. Neyse arkadaşlar, merak etmeyin, ben ele alacağım bu saatten sonraki turumuzu. Kuleyle poz ver. Biraz alttan çekeyim de boyalısın görürsün. Bu arada biz Ginza diye bir bölgede kalıyoruz. Ya da Ginza diyen var, Ginza diyen var. Neyse, böyle şeyleri benim bloglarımda aramayın. Bu tarz bilgilerin yazıldığı çok güzel bloglar var. Yani her şeyi yanlış söyleyebilirim. Bir şey öğretme gibi bir amacım yok. Baştan uyarıyı yapıyorum. Bir evet, de... bu uyarıyı verdiğin çok iyi oldu. Böyle bir şey beklemesinler. Sadece etrafa bakın işte yani. Biz de hep bakıyoruz etrafa. Şu an saat 8.30 ve kahvaltı etmeye devam ediyoruz. Ama kahvaltı çok iyi bir yerde yaptık yani. İnanılmaz güzel. Tokyo'nun en iyi kahvaltıcılarından birinde. Starbucks poğaçaları yiyerek Tokyo Kulesi'nin önünde yaptık. Çok iyi başladık. Sen yukarıya bak. Tapınağın altındasın şu an. Ya burası tapınak değil. Çardak. Sabahtan beri buraya tapınak diyorsun ya. Çardak gibi. Şurası tuvalet. Yani. Japonlar Can, tuvalete çok önem veriyorlar. Can sürekli Japonlar hakkında bir tespit yapıyor. İşte mesela sokakların sadece ve sadece 80-90 yaş üstü insanlar tarafından temizlendiğini. Bu çok iyi bir şey. Yaşlıları çalıştırıyorlar. Yaşlıların çalışması lazım. O yüzden çok uzun ömürlü yaşıyor hepsi. Ölmüyorlar. Bu arada bu look trend olumlu. Şöyle ben çekeyim seni şöyle. Yoksa bu teyze de mi trend yol giymiş? Kasım ayındayız. Kasım ayı trend yol için çok önemli bir ay. Bunu baştan söyleyeyim. Bayağı her şeyde indirim yapıyorlar. Ev eşyası, kıyafet, pet shop. Ne gelirse adamlar araba lastiğine kadar satıyor. Bunu haber vermek istedim baştan. Kod aldım. Kod aldım, şimdi söylemeyeceğim. Video daha uzun izleyince. Şeye gidiyoruz şimdi.
bu Tokyo'nun en kalabalık caddesine, Shibuya diye okunuyor galiba. Okunuşlara önem vermiyorum. Bakın, okunuşlara hiç önem vermeyin. Sadece etrafa bakın. Biz size anlatacağız. O zaman yaklaşık 5 saniye sonra yolda görüşürüz. 5, 4, 3, 2, 1... Evet, biz yola çıktık, Shibuya'ya gidiyoruz. 15 dakika falan sürecek yol. Uber kullanıyoruz çünkü Japonya'yı almadık gerizekalı gibi. Dolarlar kaldı evde, onları çevireceğiz. Uber çok pahalı ayrıca burada. Havaalanından otele 280 dolara gelmişiz. Ve ben yolda böyle yaptım Can'a. Abi 28 dolar ne kadar ucuz bu kadar yol dedim. Meğer 280 dolarmış bu sabah kartında gördüm. Neyse. Şeyi söyleyeceğim. Trend yol için bize kod aldım. Çünkü Kasım ayındayız. Bayağı bir indirimler oluyor Trend yolda. İşte ev eşyası, süpermarket, pet shop, her şeyde. Zaten aşağıya link bırakacağım. Kodumuz da buraya yakışır bir kod. Yaptırdım. Ben söyleyeyim ilk. Tokyo 20. Müsaade etmemeye çalışmıştım. Tokyo 20 kodumuz. Ekrana yazdım. Onu kullanmayı sakın unutmayın. Bu üstümdeki şişme mont da Trend yol, altındaki de Trend yol. Eğer siz de Trinity olmak isterseniz bu kodu kullanıp alabilirsiniz. Hatta altındaki botlar, bu martensler bile var Trend yolda. Ondan da haberiniz olsun. Aşağı link bıraktım. Şöyle göster. Shibuya'da görüşürüz. Shibuya. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu diyeceksin. Okagase made genki des arigato. Arigato. Ne demek arigato? İyiyim, teşekkür ederim dedim. Sormadı ki sana nasıl oldu. Totemo genki des. Totemo genki des. Kotemo genki des. Hızlı okuman lazım. Kotemo genki des. Totemo genki. Ne? Şu. Totemo genki desu. Totemo genki desu. Totemo genki desu. Neyini anlayamadın? Çok iyiyim. Çok iyiyim mi demek? Çok iyiyim. Herkesi bunu diyoruz. Totemo genki desu. Ne zamandır görüşmedik değil mi? Sorsana. Hisashiburi desu ne? Hisashiburi desu ne? Adam anlıyor, adam Japon. Ne zamandır görüşmedik değil mi? Can müzik açıyor şu an. Bluetooth'a telefonla. BTS? Ah no. No? Very famous BTS. BTS? Can tamam ya, rahat bırak adamı artık. Bakın aniden başka bir yerden çıktık ve eyelinerlı, yıldızlı falan çıktım ben. Çünkü bu böyle bir vlog yani. Can ben biraz göz atlarım çok şiş, sen çek uzaklığı. Tamam. Can beceremiyorsun çekmeyi ya, bunu sabit tutmak ne kadar zor olmamalı. Tut düzgünce, şöyle sabit tutacaksın işte, bak şöyle beni çekeceksin, beni böyle çekiyorsun beni sürekli. Neden biliyor musun? Şu beni yanıltıyor. Ekrana bakıyorsun, ekran hala beni bu kadar çekiyor. Tamam, böyle işte, istediğin bu senin. İstediğim bu. Bu tamam. Bak bu, istediğim tam olarak bu. Tamam, yürüyelim. Ama bütün modum kaçtı ya. Hayır, yerine gelsin modum. Modun yerine gelsin. Modun yerine şimdi, gelsin hemen. Yok bak daha rahat. Şöyle çek, böyle konuşayım. Daha rahat olur. Tamam bu iyi. Bu açı iyi, çok iyi. Ver. Şimdi havalı geçişler kullanmak yerine yine şak diye bir yerlere ışınlandım. Otele uğradık. Kamerayı şarj ettik. Telefonları biraz şarj ettik. Zaten otel Ginza'da. Ama Ginza'nın biraz o en havalı yerinin biraz arkasında kalıyor. Şimdi o en havalı yerine gidiyormuşuz. Gidiyoruz yani, ben karar verdim. Ginza Can'a çok kalsa, pahalı bir yer. Bunu sürekli yapıyor ve sürekli bir şeyler hakkında çok emin bir şekilde bilgi aktarıyor bana. Japonlar hakkında konuşmak istiyorum biraz ben. Yani şimdi tabii ki zekalarını ve çalışma disiplinlerini falan yargılamak bana düşmez ama ha niye salak gibi davranıyorsunuz ki yani? Haksız mıyım? Çok haklısın. Yeşil yanıyor, bakıyor işe bak. Görmezsin, beklersin, anlarım. Yeşile bakıyor, bekliyor. Geçsene, gerizekalı mısın çok sen? Kuralcı. Çok kuralcı. Kuralcı değil, yeşilde geçilir.
Bekliyor işte. Bekliyor. Belki şey yapabilir diye. Yeşil'de oturup bekliyor. Eliniz biraz iş tutsun ya. Adın ne diyor? Söylüyorum. Suratıma bakıyor. Ya adımı sordun, adımı söyledim sana. Otelde resepsiyon falan. Bilmiyorum. Türk'teki o şeylik yok. Kurnazlık. Yok asla yok. Asla yok. Biz yani, var ya buraya 3 gün veriyorum. Bu şu an birinci gün. Biz bu 3 güne buranın reisi oluruz. Bir şey söyleyeyim, ben baştan aşağı delik yerim burada. Buranın reisi oluruz. Tokyo mafyasıyla yarışırız. Şimdi bu şey var ya, Skytree, inanılmaz uzun bir bina, yapı, en üst katına çıkıyorsun falan, bilet alıyorsun bilmem ne, ona gideceğiz. Dedik ki metroyla mı gitsek? Çünkü burası dünyanın en meşhur metro hattı ya, Endaki falan. Ama çok korkunç, dur göstereceğim. Yani bizim bunu bulmamız, özellikle benim bunu canla başarmam. Arkadan çıkalım buradan diyor. İmkansız. Ama metroya binmeden dönemeyiz. Boşver, çıkalım. Neden korktun? Neden korktun? Şey duydun mu? Size de söylemiş olayım. Adamların adı var bu. Metroya binerken işte çok kalabalık ya. İnsanlar içeri girebilsin diye kapıdan onları iten adamlara bir isim vermişler. Duydun mu bunu? Yok. Umurumda bile değil şu an, çünkü ödü koptu aşağıda. Aşırı kalabalık aşağısı. Çok iyiydi. Hadi geldik. Oraya. Peki nasıl gideceğiz? İnsan taksi bulduk. Oha. Ben bu işi yaparım burada. Oha. Ama bir şey söyleyeceğim, hiç üzülmüyor mu binenler? Bir de koşuyor. Can çok sinirlendi ilk gördüğünde bu arada, ben kamerayı açana kadar. Bu ne ya, böyle bir şey mi olur? Irkçısınız siz. Ne alaka bunun ırkçılıkla? Öyle. Bu arada Can'ın böyle bir özelliği var. Yanlış anlaşılmasın, ben uyarmış olayım. Her şeye ırkçısınız siz diyor. Alakalı alakasız her şeye. Efe'ye bak, Efe geçiyor. Buradaki herkesin saçı Efe'ye benziyor. Efe'yi bilmeyenler Rize bile ondan baksınlar. Efe mi? Efe nerede şu an? Japonya'da değil. Kütahya'da galiba. Efe mi? Kütahya mı? Efe üzülme. Adam binaya girdi Can. Sonunda geldik. Ama otopark gibi bir yerden girildiği için çekemedim yani binanın dışını, yapının. Neyse, kenarları bir yere iliştiriyorum. İşte bu ya, iliştirmeme gerek yok şu. Bunun sanırım şurasına çıkacağız. Ama bilet sırası biraz canımı sıktı. Bekleyeceğiz mi bu sırayı? Bekleyeceğiz. O kadar geldik. Takmıyor beni, biraz agresif. Çıktık yukarı ve anında kulaklarımız tıkandı. Oha. Çok iyi değil mi? Mükemmel ve... Ama tek bir hatamız var, onu söyleyeceğim. Söyle. Yine. Biraz daha geç gelebilirmişiz. Yani aranızda böyle işte Tokyo'ya gelecek olup... Belki bu videoyu izleyenler olursa beş buraya bir 5.5-6 okay. gibi gelir. Burası. Biraz ve ben şu an şunu fark ettim. Yanında ufak bir çocuk var, onu çekiyor. Güzel gözüküyor. Şey, burası orta kat. Bizim combo biletimiz bir üst kata daha çıkartıyor. Hadi. Gidelim oraya, gel. Yani şu an bunun bitmesin daha. Daha. Bunun üstü de var, açık alan. Orada her şeyi yapabilirsin. Açık alanda ne yapmayı planlıyorsun? Eyvahlar olsun. Can lütfen hadi, Can gel. Ya Türkçe konuş, Türkçe konuş. Can. Ben gidiyorum. Biz çıkıyoruz. Oha. Oha.
Aa, çok kötü oldum be. Bir yere inmek istiyorum. Şaka mıydı bu? Konnichiwa. Konnichiwa, konnichiwa. Şaka. Ben çok kötü oldum, elim ayağım. Kameradan yaklaşırken korkuyorum ya. Sen? Evet, çok... Kamerayı o kadar şey yapma. Hayır, yapma. Ne? Ya, şey yapmıyorum ya. Şuna bakar mısınız? Çok ani bir geçiş olduğunun farkındayım. Skytree'den sizi 450. katlardan bir anda odaya getirdim ama Can jetlag yaşadığını iddia edip fenalaştı ve apar topar odaya geldik ve uyudu kendisi. Ben de o sırada da duş aldım, hazırlandım, üstümü değiştirdim. 8'de bir rooftop'ta rezervasyonumuz var. İçmeye gideceğiz. Evet, geç kaldık muhtemelen. Neyse, ceketimi göstereceğim. Ceketime bakar mısınız? Neyse, o zaman biz gidiyoruz rooftop'ta. Görüşürüz. Geldik. O zaman cheers. Hadi. Artık neşelenmemizin zamanı geldi. Tour Rooms diye bir yere geldik ve galiba Tokyo'da, hatta genelde yurt dışında kapalı alanda sigara içilen 10 yerden biri falan olabilir ve şans eseri bulduk. Sağdaki gayet güzeldi. Arkadakiler biraz daha bağırırsa. Evet. Arkadakiler biraz daha bağırırsa sizi. Gerçek ama hepsi böyle. Hepsi çok bağırarak konuşuyor. Biz de bağırarak konuşuyoruz. Tamam. Okay. Damla. Şuradakiler galiba flört ediyor bu arada. Evet ya, onları çeksene. Neden? Hoşuna mı gitti? Hafta içi olduğu için biraz tabii ki durgun. Biz de fazlasıyla durgunuz uyku yüzünden. Neyse, afiyet olsun. Görüşürüz birazdan. Son bir cheers yap ablana. Gel gel. Olmuyor. Bugün gitmiyor yani. O yüzden biz bugünü burada kapatıyoruz. Otele geçiyoruz. Saat 10. 10 ettik ama yani. Zar zor ettik. Ama bugün böyle 11 gibi uyursak işte otele gidişte, makyaj silme, duş, her şey yok falan. Sabah mis gibi tamamen Japonya'ya adapte olmuş bir şekilde uyanacağız. 5'e kadar sayarsanız Japonya'da sabah olacak. 5, 4, 3, 2, 1. Günaydın. Sözümü tuttum ve 5 saniyede sabah ettim. Saatler 12.30. 6.30'da güne başladık. Ben 8 tane melatonin içtiğim için geri uyudum. Can spora gitti falan filan derken gerçek bir Tokyo günü başlıyor bugün. Çok adapteyim, çok güzel uyudum. Bu da otelimizin manzarası. Hemen hazırlanıp gele... Şu itici taktiklerini yapmayı kes. 5 saniye sayar mısınız içinizden? Ben saymaktan çok yoruldum. Hazırlanıp geliyorum, bir saniye. Geldik. Tam bir Japonya şu an burası. Takeshita Street'ten herkese merhaba. Merhaba arkadaşlar. Şu an Takeshita. Şimdi anime olacağız. Dur bak, şurayı göstereceğim. Gel oradan kendimizi çekeceğiz bak, gel. Bak. Bak oradayız. Bak, el sallıyorum şu an. Kamera nerede? Bak. Gözükmüyor ki kamerada, bir garip görünüyor. Neyse, gel. Çöp burası çok memlekette. Güzel bir yere. Çöple kaldım elimde. Bu arada gerçekten Japonya'da çöp yok. Yani çöp atabileceğiniz hiçbir şey yok. Tamam. Turist dolu burası. Herhalde 2 gündür en çok turisti burada gördük. Ben delirmek üzereyim. Harajuku dünyanın en iyi yeri olabilir. Ve bunlar mesela 49-50 euro. Can, ben bunu almak istiyorum. Günün için manita 35'inde Lolita. Şaka mı? Tamam, artık bağırmayacağım. Özür dilerim. Sizi rahatsız ettiğimin farkındayım. Can, sana kostüm buldum. Şu mu? Evet. Hafta sonu bunlarla buraya gelebilir. Artık kameramın önünden çekil. Tamam ya. Çekim yapmak yasakmış ama özür dilerim. Buna değer yani. Buradan geçebilir miyim ben? Geçemem. Harajuku inanılmaz güzel bir yer. Tam bir Japon.
Japonya değil mi? Yani şu an anladık şu an Japonya'da evet. olduğumuzu. Hani enteresan insanların hepsi burada ve Damla da çok enteresan giyindi. Evet, bugün biraz garibim. Neyse, buradaki olayımız şu olacak bugün. Los Angeles'ta yapmıştım hatırlarsınız. Kendime aldıklarımdan size de almıştım ve dolap hesabıma yüklemiştim. Buradan da anladığım kadarıyla yüklü bir alışveriş yapacağım. Ucuzlar aslında değil mi? Ya dolara vurunca ucuz tabii Türk parası her türlü biraz sen niye duruyor. Dolara vuruyorsun ben onu anlamıyorum ben Türk parasına çeviriyorum. Yurt dışında Türk parasına çevirirsen mutlu bir tatil geçiremezsin. Döndükten sonra çevir. Tüm aldıklarımı şu an gösteremem. İki tanesini, üç tanesini mağaza giderken göstereceğim. Çünkü genelde mağazalar içinde çekim yapmak yasak. Ama otele gittiğimizde tüm aldıklarımızı göstereceğiz. Dolap hesabımın linkini de aşağıya bırakıyorum ve izninizle alışverişe başlıyorum. Çok iyi şeyler var Can. O bayıldığım mağazaya geldim ve bize bunlardan alıyorum. Dolap hesabına da koyuyorum. Ne kadar aldığımı da göstereyim. 3900 yani 39-40 dolar gibi bir şey. Ama ben daha ucuza koyacağım. Söz. Bu çok güzelmiş. Ben de bu baştakini beğendim. Aha evet ama ben bunu çok beğendim. Bu tam anime tayfa bu. Bu. Bence bu. Ha, sen de onu kendi dolap hesabına koy o zaman. Benim dolap hesabım yok. Bir de bu tişörtlerden alacağım bize. Neyse hepsi akşam sürpriz. Bayağı bir şeyler alıyorum. Şu çoraplara da bayılacaksınız. Onlardan da alıyorum. Şunlardan. O sokağın arkasındaysa böyle kocaman binalar var. Burası Tokyo Plaza. Bloglarda falan hep yazmışlar gidip görün diye. Ama şu an göremeyecek kadar açız. Yemek istiyorum. Nerede yiyeceğimiz aklına bir... Artık sushi akşam düşeceğiz. Biz yemeğe gidiyoruz. Say! 5 saniye sonra çok müthiş bir restoranda olacağız. 5. 5 saniye sonra. 5, 4, 3, 2, 1. Hoppa! Damla insanlar seni 5 saniye sonra böyle görmeyi tahmin eder miydi? Böyle geleceğimi biliyorsun ama ayrıca bu bir vlog. 5 saniyede neler olacağını bir tek Allah biliyor. Biz de bilmiyoruz. Evet her şey olabilir. Yakışmadı. Çok yakıştı. Japon arkadaşım ama hiç yadırgamadım. Sen şu an direkt Japonya'ya asimile oldun. Hoşlarına bile gitmiş olabilir bence yani. Yeni bir kelime kullandım bunu fark ettin mi? Evet asimile anlamı İşte. Okuyoruz bir şeyler. Bira içiyoruz. Dinleniyoruz. O kaşındırıyor mu seni? Hem de nasıl başarı. Biraz poz ver bana. Biz geldik. Şimdi burada Monster Cafe diye bir yer varmış. Böyle aşırı renkli, böyle çok güzel kahveleri olan. Orayı bulmaya çalışıyorum. Bacaklarıma bak. Hayvan gibi görünüyor. Hi! Thank you. Can. Çok güzel. Çok güzel. Şaka. Çok güzel. Can masalara bak. Ama bize bu masayı mı verdin yani vere? Thank you. Ay thank you. Okay süper her yerde çekeceğim. Burası müthiş bir yer. Siparişlerimiz biraz geç geldi çünkü garson kız beni aşırı kıskandı. Bir şey söyleyeceğim, bayağı bildiğin mama, köpek mamasını renklendirip üstüne pamuk şeker koymuşlar. Afiyet olsun. Elimi yalamasaydın iyiydi. Ama bu bayağı güzel bir şeye benziyor. Dene. Dene hadi bekliyorum. Ya. Damla bayağı güzel. Sonrasında köpek maması yiyor gibiyim bak. Bu çok güzel.
Pizza haber yok. Bu ne, ekmek mi bu? Vallahi ekmek. Evet, ekmekleri maviye boyamışlar. Elini sil, elini. Tamam can, çocuk gibi beni sürekli uyarıp durma. Ama sen hayır, Japon animesisin, çocuksun sen. Güler misin? Lütfen güler misin? Hayır be. Az önce daha iyiydi. Zaten yeşil bu arada dişlerin. Ye. Ben kıyım. Üstümle uyumlu olsun. Maviyim. Neyse. Boşver. Her tarafını şey yapmış. Ay kendini kaybetti kız burada. Kendini Japon animesi zannediyor. Bozmuyor ama hadi neyse. Hadi neyse. Tamam canım. Bunların hepsi geçecek, merak etme. Bir hafta sonra. Bir hafta sonra. Dişlerinde konuş. Bir hafta sonra evdeyiz. Kediler, sen, ben. Özledin mi kedileri? Kedi kafeleri var. Biz odaya geldik ve ben bu perukla gezeceğim derken gayet ciddiydim. Cam biraz utanıyor ama yarın gidip tüm renklerinden alacağım. Odayı gösterecektik size ama odada gösterecek hiçbir şey yok yani. Çok büyük diye geldik. Oda 11 metrekare falan. Artı 4 büyük valizimiz var. Yürüyemiyoruz. Odada gösterecek tek bir şey var. O da burada değil, içeride tuvalet. Klozet. Sadece gerçekten bu arada sakın cildime laf etmeyin. Moralim çok bozuk. Konu hakkında. Roaktan kullanıyordu ama. Yalana bak. Ben söylemeden söylemeni bekledim. Sadece gösterecek tek bir şey var, o da bu klozet. Yani Tokyo'da her yerde bu klozetten var. Poponuzu ısıtıyor. Daha mı rahat yapıyorlar artık? Ne yapıyorlar bak, anlamadım. Hem popo ısıtıyor. Hemen gelip senin pazarlamaya başlama. Bak, hem popo ısıtıyor. Bir de şöyle bir özellik var. Şu an temizliyor. Sen şimdi, ben buraya bastıracağım güya oturmuş gibi. Sen şuna bak, bas. Bakınız şimdi burada pozisyondur, sıcaklıktır. İsmi de bak, Toto koymuşlar. Bakın burada popo var. Toto. Buna mı basayım? Hayır, o değil. Yanındaki. Yanındaki. Ama oradan çekil. Şimdi bak bak geliyor. Oha! Bunu denememiştim. Ne yapıyorsun? Tamam, tamam. Kapat. Ben yazmıyorum ki. Zaten. Kalktığını algılıyor, gidiyor. Bak geri gelecek gene. Yapma, yapma. Uzaklaş. Bak bitti. Bak bitti işlem diyor. Burada niye bu kadar vakit geçirdiğini şu an daha iyi anladım. Hadi hazırlanalım. Sushi yemeye gideceğiz. Bağırdığım için özür dilerim. Kızıyorsunuz ya bağırınca. Her şeyime kızıyorsunuz ya. Peru'ya da kızacaksınız, onu da biliyorum. Yok cildin yine çirkin olmuş diyeceksiniz. Onu da kızacaksınız. Özür dilerim. Niye arkadaşımın üstüne gidiyorsun? Niye üstüne geliyorsun? Ama yapacaklarından geri kalır mıyım? Asla. Asla. O zaman şimdi hazırlanıyoruz biz. Yani tüm Japonya ve Türkiye kardeşliğinin hatırına, doğruyu söyleyin, çok güzel oldum. Bayağı güzel oldum. Baksanıza. Kanıtlamak için biraz daha yakına yürüyorum ama kamera, asıl kamera buradaydı, pardon. Şimdi bir de baksanıza. Şimdi bir de şuraya bakın. Bakın şu güzelliğe bakın. Bakın şu kombinin güzelliğine bakın. Hava göt kesiyor ama ne kadar umurumuzda. Şimdi bir de biraz böyle bakın. Gülümsüyorum. Şimdi önden gülümseyeceğim. Kur yapacağım şimdi. Kabul edin, güzel oldu. Sushi'yi boş verdik. Bence biz dönene kadar sushi yemeyeceğiz burada. Şey yapacağız ya. Dün içemedik ya. Uykumuz geldi aşırı. Bugün içeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Sakeler makeler. Hadi görüşürüz. Az önce yanlışlıkla kamera açıldı ve kendimi güzel bulduğum için araya böyle bir görüntü serpiştirmek istedim. Şimdi vloğa devam ediyoruz. Biz çıktık. Sky Lounge diye bir yere gidiyoruz. Galiba bir otelin rooftop'u yine.
rezervasyonsuz alıyorlarmış. Aradığımda öyle söylediler. Umarım yer buluruz. Can arkada yine her zaman olduğu gibi Tokyo Drift dinleyerek dans ediyor. Çok da bir şey içmedi aslında. Bir bira işte ama Japon biraları çarpıyor bunu çabuk. Bünye meselesi. Bekleyin beni. 2 saniye içinde sizinle çok güzel bir rooftop'ta olacağız. 1 2 Söz verdiğim gibi 2 saniye sonra çok iyi bir rooftop'a getirdim sizi. Hem de bakın burada ne var. Canım beni kahvaltıya götürdü o Eyfel çakması kule. Ve çok net gözüküyor buradan. Sayende. Yine ne varsa. Yine ne varsa. Ben de var. Prensesim de bana. Prensesim anime karakteri. Hisato Miyako. Animem de bana bir daha anime. De. Prenses animem de. Prenses animem. Roman prenses animem. Neyse biz içiyoruz. Bir 5 saniye sonra sarhoş bir şekilde karşınıza çıkabiliriz. Veya başka bir olay olabilir. Bilmiyorum. Yandaki vlog işi çok karışık. Bir şeyler döküyor. Vlog işi çok karışık. Her an her şey olabiliyor yani. Aksaklıklar çıkabiliyor falan. Cheers. 7'ye kadar saymak ya. Bir anda burada olacağımızı hiç tahmin etmiyordunuz biliyorum. Yani uyanım arası yapma çektim zaten. Can. Numaralarımıza girer misin lütfen? Lütfen. Can bana dedi ki bir bara gideceğiz. Az önce izlediniz zaten. Bir bara gideceğiz. Bar kapalı. Odaya geldik. Dedi ki tamam sakın çaktırma. Ben dedi uyuyor gibi yapacağım dedi. Sen de numara yap. Hani Can çok sarhoş oldu o yüzden odaya geldik falan diye dedi. Ve biz 5 kere falan bu videoyu çektik. 5'inde de Can gülmeye başladı. O yüzden çekemedik. En sonunda yapacak bak, bir Damla, şey. Damla diyor ki ben yedim. Hani böyle diyor ya. Şey diyor ya ben oraya bakmayacağım. Bana diyor ya şey. 5'e kadar sayayım şuradayız falan. 3'e kadar say. Damla burada diyor sessizce. 7'ye kadar sayacağım. Sonra diyor ki. 7 biraz fazla oldu galiba. 6'ma benim ya da. 7 biraz fazla olmuş olabilir. İyi geceler. Damla süpersin. Günaydın. İlk söylemek istediğim şey az önceki anlattıklarımızı anlamaya çalışmayın. İkinci söylediğim şey ise sakın peruksuz uyuduğumu sanmayın. Hayatıma bununla devam edeceğim. Belki şimdi kısayı takarım. Ben de bu şekilde uyuyorum. Canın cildi bozuldu. O yüzden bunu takıyor. Gerçekten bundan mı çıkacaksın dışarı? Bugün bütün gün böyle. Hayır salak dayak yeriz. Ne? Dayak yeriz. Sence biz dayak yerdik? Asla. Şimdi kahvaltıya gideceğiz biz. Göremiyorum. Bir yere yumurtacıya. Neyse. Ufak bir alkol problemi yaşadık dün akşam. Hadi gidelim. Duşa giriyorum ben. Dolap hesabı için aldıklarımı göstereyim çıkmadan. Her gün böyle bir 2-3 parça daha ekleyeceğim. Girdikçe bir yerlerden topluyorum. Hepsini videoda göstermeyebilirim ama videonun altında dolap hesabımın linki var. Oradan bakarsınız. Bunu zaten gösterdim alırken. Bu aşırı tatlı bir şey. Böyle çoraplar. Bunlardan daha bir sürü çeşit var. Bulmaya çalışacağım. Tekrar oraya gidersem alacağım. Anime tayfanın hoşuna gidecek şeyler aldım. Böyle korseler, etekler. Liseli kostümü aldım. Ne bileyim ilgisini çeken olabilir. Böyle Japon bitiklerinde cüzdanlar satılıyordu. Onlardan aldım. Böyle gotik şeyler falan işte ekliyorum. Eklemiş oluyorum tabii siz bu videoyu izlerken. O yüzden aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Ekranı yukarı kaydırmayın. Videonun altındaki linkte. Hazırlandık. Can gel. Bugün üzerimde Japon veya Çin bilmiyorum. İşte bu çekiklerin motiflerini Mortal taşıyan... Kombat. Ne? Mortal Kombat. Ha. Japon motifleri deme. Bir Kombat tulum gibi. Giydim. Güzel oldu. Altına da böyle değişik bir çizme giydim. Çünkü burada her şey mi var? Burada her şeyi giyebilirsiniz. Neden? Cildin bozuldu diye mi?
Sağlık. Gerçekten böyle mi gezeceksin? Evet. Zaten herkes böyle geziyor sanırım. Ben de bir nevi pijamalıyım ya. Sen evet de, doğru. Sen de tak. Hayır. Biz gidiyoruz. Kahvaltıcı buldum güzel. O zaman orada görüşürüz. Çok yaratıcısınız kanka. Böyle bir yere geldik. İçerisi bomboş. Ama şov yapmak için size şuradaki listeye isminizi yazdırıyorlar. Sonra onlar çağırınca giriyorsunuz. Burası da bekleme yeri. Ha, oturayım hem yumurtanın üstüne oturayım bari. Otur bari yumurtanın üstüne. Her geleni mutlaka bir dakika falan bekletiyorlar. İzlenimlerinizi anladık yani bu yönde. Şov için bence. Ama menü güzel duruyor. Evet, dur göstereyim. Bunların her şeyi bana plastik gibi geliyor. Çünkü tüm, gerçekten her şeyleri plastik gibi. Yumurtası bile böyle oyuncak yumurta gibi. Neyse, gerek olmayan sıramızı bekliyoruz. Mekan şov yapacak diye bekliyoruz. Öğreteceğim size kim olduğumu. 2-3 gün kaldı. Ve yemeklerimiz geldi. Çalışanlar bu kadar sevindi. Bu kadar sevindi. Genel olarak her yerde bu şekilde ama. Ya inanılmaz sevindi. Mesela oteldeki resepsiyon evet. Aşırı sevindi. Ya da tam tersi. Ortaları asla yok. Asla yani. Şunu bir dönerim ben. Bir döverdim. Yemeği nasıl buldun yemeği? Bir tat biraz. Makarna. Bul gibi. Soğuk mu? Bol sarımsaklı. Ya. Güzel bir gün olacak ikimiz için. Şimdi kahvaltı edeceğiz. Bu arada ben anlamadım. Herkes bebeklerle geliyor. Ve kahvaltı... Bebek kafesi falan olabilir burası. Çünkü herkeste bebek var. Şekiller şurada bir tane Japon bebeği. Şey yazıyor. En iyi kahvaltıcılardan biri olmalı. Neyse. Kahvaltı edin. Sonra kahvaltı hakkında yorumlarımızı yapalım. Ben de çalışan yüzünden asla güzel bir şey söylemeyeceğim bu arada. Sonra dijital müzeye gideceğiz. Hadi o zaman kapatıyorum. Eğer yiyebileceğiniz en iyi yumurta yemek ve aynı zamanda size bir bok parçası gibi davranılmasını isterseniz mutlaka gelin. Sizi dövmeme bir 3-5 dakika kaldı. Bak bir şey söyleyeceğim. Kaldı. Bu suların hepsini masaya o götürdü. Evet. Her gelene su koyuyor ya bunlar. Yurt dışında öyle bir adet vardır ya. Hani şu an bana dedi git al diye. Her masa ilk geldiğinde herkese su verildi. Karı bize su vermedi. Su istedik. Şey yaptı, kalkıp alabilirsiniz şuradan dedi. Beni böyle bir kıskanmak olamaz. Böyle bir şey olamaz. Erkekler çok iyi. Erkekler çok tatlı. Herkes böyle eğilip kalka teşekkürler, hoş geldinler bilmem ne. Kadınlarda bir çekememezdik. İşte vlog böyle bir şey. Neredeydik şimdi neredeyiz? Dönme dolapta. Müziğe giderken İnanılmaz dev gibi bir dönme dolap bulduk ve canı zorla ona bindirdim. Tutun ama tutununca hiçbir şey olmaz. Çok rahat. Bütün Tokyo ayaklarımızın altında olacak şu an. Sallayayım mı yukarıda? Sakın sakın Damla sakın. Sakın hayır sakın salak zaten dönüyor sakın hayır. Zaten dönüyor ne ya en tepede sallayacağım biliyorsun. Hayır. Ya bir şey olmaz. Ben ölürüm. Sonra sen de başına bakarsın. Cümleydi ya. Ayak ayakı sallayacağım. Hayır Damla lütfen. Damla. Ama bak Tokyo'yu sallanarak göreceksin. Damla belki de yapılmıyordur Damla öyle bir şey. Yok, bak uyanıyor. Bak sadece durun oturun diyor. Ne bir dakika. Ayağa kalkmak yeter. Bir dakika. Sadece durun oturun diyor. Oturun diyor sadece. Can. Sakın. Damla sakın zaten bak. Hayır. Hayır. Sakın. Damla hayır. Can. Can. Öyle kal, öyle kal. Öyle kal. Çok kötü yamuluyor. Öyle, tamam öyle kal. Kaldım. Tamam. Sakın hareket etme. O kadar ani gelişti. Aptal ayak. Ayak kalkarsa bak en kötü ihtimal ikimiz de ortaya oturuyoruz dengeyi sağlamak için. Yere, tamam, buraya. Hayır, şu an hiçbir şey yapma. Dışarı bakmayacaksam ne anladım ya? Bak işte buradan bak. Can ben en tepede ağlayabilirim. Korkamıyorum. Camları açsana. Cam yok havasız ki. Aptal. Çok havasız. Var mı cam? Hayır. Hayır. Şey. Elleme.
Can dik dur. Sallanıyor bu çok kötü Can. Daha salak böyle döneceğiz. O tarafı çek de şey... Of ya bok vardı abi. Bok vardı. Bak orada açılıp kapanan köprü var. Yani herhalde açılıp kapanıyor. Can niye köprü açılıp kapansın? Öyle biliyorum ben. O kadar mutsuzsun ki. Şurası da Mitsubishi'nin fabrikası. Nasıl sallıyor belli değil. Şurası da liman. Rize ile karıştırılım. 3'e kadar sayarsanız eğer en tepede olacağız. Tepeye çıkmadan açtım kamerayı çünkü. Tepeye çıktık şu an. Hayır en tepede değiliz. Çok kötü sesler çıkıyor yukarı. Asıl biz o dönüş noktasında çok kötü ölçüyoruz. Kulaklıkla müzik mi dinlesek? Duyunca daha kötü oluyor insan. Nasıl yani? Çıtırtıları duyunca kötü çıtırtı olmuyor musun? Şu an var, şurada çıtırtı var zaten. Salak pencerede çıtırtı olsun. Pencerede değil salak. Görüyor musun? Ama. Neyse tamam. Bu Japonlar çok güvenilir. Bütün her şeyi onlar yapıyor, öyle düşün. Bütün köprüleri her şeyi onlar yapıyor. Bir şey olmaz. Ölürsek de tazminat alırız. Nerede? Nerede alacaksın tazminatı? Çok sıcak ayrıca. Kapıyı mı açsak? Tamam. Tamam düşünsene sen kapıyı açmışsın. Beni iktiriyorsun aşağıya. Vlog çekiyorum ama değil mi? Peruk da yemin ederim. Şunları da deme. Belki çıkar şimdi. İnince takarsın. Kimse görmüyor. Çıktık en tepeye. Şu an en tepedeyiz. Başımız göğe erdi. Bok vardı. Bok vardı çıktık. Sakın hareket etme. Can sallıyorum. Hayır hayır. Hayır Damla hayır. Hayır sakın. Damla hayır lütfen yapma ya. Yapma bak. Yapma. Ne yapıyorsun? Yapma seni sabitlemeye aptal sen sallıyorsun beni gerizekalı. İtme beni. Sakın. 1, 2, 3. Sakın. Sakın, sen, sakın, sakın. Sen sallıyorsun, sakın. Beyinsiz. Sakın. Sen sallıyorsun. Ya ayağa kalkarsın, seni sabitlemiyorum. Can sen sallan. Sallıyorsun, ben hareket etmiyorum, salak mısın? Sakin ol. Hayır Damla, hayır. Sallıyorsun. Seni sabitliyorum şu an. Oradan sallamıyorum ki, göğsümden sallıyorum. Sırtımı çarpıyorum arka. Can hazır mısın? Dur iniyoruz, hayır hayır. İnerken yaparsın, tam geldiğimizde yaparsın. Ya, yapma, şu an yapma. Çok anlamlı, şu inerken yapma. Yapma. Ay şu an yapsan şu an çok güzel olacak yani gerçekten. Ne olacak? Hayır ya canım. Yapma ya. Güven değil, güven değil yani burası. Bak ne diyor zaten. Asla diyor oturun. Oturun diyor. Tutma beni zaten sıcak. Oh ya. Evet. Hiç beklediğim gibi bir manzara değildi. Bu ne yani? Otelden de gözüküyor. O otelden daha iyi görünüyor yani. Otoyol görüyoruz buradan. Can bunu akşam bineceğiz. Ha bir daha binerim ben. Kesin. Bekleyeyim ben seni burada. Müze sırasındayız şu an. Sırada herkes havale geçiriyor. Biri burada. Yemin ederim 3 kilometre falan sıra var ama içeri Allah'tan 50-60 kişi birden alıyorlar mesela. Biz şu an 50'lik bir kafile olarak içeri giriyoruz. Çok merak ediyorum ne var içeride bu kadar. Bok var. Bok var bok. Niye bu kadar mutsuzsun bugün? Niye derdüş gibisin? Tak maskeni yeterince şey ya sıcak değil ya hava tak. Geldik. Bana bak duvarları. İlk izlenimin nedir? Başka bir yere geldik. Ay ben yapmak istiyorum. Niye hoplayıp zıplıyor bunlar? Bu kat çok güzel. Can. Oha şurası çok iyi bak. Hadi suya girelim gel. Bu odanın olayı herkes balık çiziyor. Koca koca adamlar. Sonra o balığı burada yüzdürüyorlar. Müze yüzdürüyor yani.
Kafa yiyeceğim. Görmek istediğim yeri buldum. Buradaki işim bitti. Can. Dokunma, dokunma yazık. Ne var, dokunsam ne olur? Aşağıya bak, aşağıya bak, aşağıya bak. Dokunmak yasak dedik, her yeri devire. Can dikkat et, her yeri deviriyorsun, oynatıyorsun. İnşallah başımız belaya girmeden çıkarız. Burada çok güzel. Çok güzel. Çok. İnanılmaz. Aşırı güzel. Bayıldım. Bir vlogun hakkını veriyorum ve sizi sürekli her sahnede şaşırtıyorum. Bak. Işıklar içinden birden odaya geldim ve maskeli falan. Neyse, şimdi biraz sizinle konuşacaklarım var. Birincisi, müze çok iyi ama yani kameradan gösterebileceğim bir şey yok. Çok karanlık. Hani gözle görünce müthiş ama mesela birini vlogunda izleseydim bu ne derdim. Hı. Değil mi? Bunu niye bu kadar abarttı derdim. O yüzden şu an övmüyorum. Çünkü översem bunu mu abarttın diyebilirsiniz ama gerçekte görseniz. Ya gözle görülmesi gereken bir yer. Ben eve mesela 5 tane projeksiyonla yaratırım bu arada. Tabii canım, babama söylesen 5 dakikalık iş bizim için. Elektrikçiyiz ya. Evet, 5 dakikalık bir iş. İstiyorsan yapalım seni odaya böyle şirali. Neler neler onlar bunlar. Şimdi bir partimiz bu akşam bitecek. Ne yapıyorsun? Sana kendini gösteriyor. Bu partimiz bu akşam bitecek. Biz yarın ikinci parti çekmeye başlayacağız. Tapınakları falan ikinci parta bıraktık. Çünkü o kadar saat yol gelince çok ne kadar jetlag olmadım desen de oluyorsun. Yani bir şekilde dengen şaşıyor. Yeni yeri kendimize geliyoruz. Can çok tapınak görmek istiyor. Ben kimse kusura bakmasın, kızmasın ama hiç öyle şeylere merakım yok. Ben gidip görmek istiyorum. Evet. Can dua edeceğini iddia ediyor. O yüzden onları ikinci parta sakladık. Bakalım. Kedi kafesi varmış. Oraya çok gitmek istiyorum. Kafes değil yani, kafe. Bu gece mi son buluyor bu video? Şu an değil. Bu part bugün son. Sen şu an şeyleri mi söylüyorsun? Öylesine sıkıntıdan konuşuyorum şu an. Tamam. Odaya geldik. Dinleneceğiz 1-2 saat. Sonra sushi yemeye gideceğiz. Artık sushi zamanı geldi. Can! Geldim. Biz hazırlandık, çıkıyoruz. Biz hazırız. Tokyo'muzun 3. gününün bitmesine saatler kaldı ve işler gittikçe karışıyor. Ya keşke İstanbul'da da böyle gezebilsek ya. Keşke. Gönlüm garip isterdi. Garip bakmasa kimse. Gerçi ilk birini böyle görsem garip bakacak insan benim. Ve evet. Sen. Ve ben. Ve tabii ki de Ece. Kesinlikle. Ece bakmakla kalmaz. Hakaret üstüne hakaret. Kesinlikle. Biz kendimizi burada bitmeyen bir Cadılar Bayramı partisindeymiş gibi hissediyoruz. Damla kendine 10 tane peruk aldı ve her 15 dakikada bir hepsini deniyor. Şu an hepsi yatağın üstünde ama göstermez. Ben favorin de, hangisi? Söyler misin? Favorim kısa pembe. Yarın kısa pembeyi takacağım senin için. Tamam. Ama siz partiyi de göreceksiniz ama onu. Ben takmadı onu. Kısa pembeyi çok baksanıza istedim. Aradığım martensleri buldum. Biz şimdi sushi yemeye gidiyoruz. O Genki mi ne, oraya gidiyoruz işte. Robot sushicisi. Böyle bilgisayarlı bir şeyler. Şebnem Günay'ın yeni sezon tulumunu giydim. Ama satışa çıktı mı bilmiyorum. O zaman. Beni de çek. Çekiyor mu işte? Daha ne çekeceğim? Boydan çek, böyle komple çek. Çok güzel kombin yaptım şu an ben. Ha, seni göstereyim. Ha, beni göstereyim. Ha. Ben önden sevmiyorum. Ben arkadan şey yaptım. Ya ben bilmiyorum ya. Türkçe. Ben Türkçe. Çok kötü bir cümle kurdun. Ne? Çok kötü.
yok da kesmek yok. Ay neyse. Tamam çek hadi. Arkadan. Ay bayılırım böyle iğrenç kelimelerin yanlış anlaşılmalarına ve beni çok güldürür. Sayabilirsiniz. Sen yok mu sen? Bu sen. Alın size Yankee sushi. Sıraya bak. Sıraya bak. Bekler miyim? Asla. Niye bekleyeyim? Enayiyim ben. Önüme bilgisayarda sushi gelecek diye. Başka bir sürü sushici vardır eminim ki burada. Çok güzel bir yere geldik. Biz ilk gün gelmiştik ya Shibuya diye ama çok erken geldiğimiz için her yer kapalıydı. Oraya geldik. Oranın böyle arka sokaklarına geldik. Taksim gibi düşünebiliriz yani. Turist Ömer yine yeter artık ya. Ne McDonald's hala sushi. Ben sushi yiyeceğim. Bana sürekli her gün tamam bugün sushi yiyeceğiz diyor. Sonra sonumuz McDonald's oluyor. Çünkü gidip gizlice McDonald's'tan bir şeyler alıyor. Aynı fiyat. Burası çok güzel. Bunların meşhur karşıya geçme olayı. Hepsi inanılmaz disiplinli bir şekilde kırmızıda toplanıyor. Yeşil yandığı an ortalık cehennem alanına dönüyor. Koş kızım koş. Koş geç kaldım. İki tane kızı takip ettik. Peşlerinden asansöre bindik. Çünkü güzel bir yere gittikleri o kadar belliydi ki. Asansöre bindik. Bir yerin dördüncü katına çıktılar. Neyse çok tatlı bir bardayız şu an. Şimdi Can elini çok kötü basaya çarptı. Ama çok büyük bir sıkıntımız var. Çalışanlar İngilizce bilmiyor. O da önemli değil. Hani menüden gösterirsin vesaire. Ama menüyü göstereceğim size. İngilizce menüleri yok. Ve onlara 5 saattir falan hani yiyecek bir şeylerin olup olmadığını sormaya çalışıyorum. Sadece French fries'de anlaşabildik. Ve koronada. Mecburen burada 5 saat falan korona içip patates kızartması yiyeceğiz. Ama mekan çok tatlı. Aşırı tatlı. Keyifli misin? Evet, ben çok sevdim burayı. Ben çok sevdim. Tam bir Japon barı. Evet. Çok güzel karma. Her şey evet diyor süper bir arkadaş. Biz otele gidiyoruz. Otelde anlatacağım niye otele gittiğimizi. Bunlar çok normal harfleri bilmiyor benim anladığım kadarıyla. Taksiciler özellikle. Ve mesela şu an adresi girip verdik telefonla. Onu okuyana kadar canı çıktı. Canı. Normal alfabeyi bilmiyorlar. Thank you. Ve inatla Japonca konuşuyorlar. İnatla yani. Benim gibi. Ben de inatla Türkçe konuşuyorum. Of. Ne oldu sana? Ne oldu? Niye darlandın? Çünkü tuvaleti soramadım. Çişim geldi orada. Gidemedim tuvalete. Tuvaleti çünkü tuvaleti soruyorsun anlamıyor adam. Gittiğimiz yerde abartmıyorum. Yani... Bence Japoncayı da yarım yamalak biliyorlar. Hiçbir şey bilmiyor. Genel olarak dil bilmiyorlardı. Kendine gelsin. Tam lafına gül dedi. Tamam uzatma. Ya gel. Gel ya, videomuzun yatabilir sonu. Yatabilir miyim? Hayır gel. Yatmak istiyorum. Biz videomuzun sonuna geldik. Part 1 bitti. Bizim tatilimiz hala devam ediyor. Eve geldik. Ay. Eve ne geldik? Ev değil ki burası. Ev gibi mi hissediyorsun? Ev gibi hissetmen normal. Çünkü çok uzun zamandır buradayız. Anladın mı? Eve gitmiş. Japonya. Tokyo. Shishamotiko. Part 2'de biraz daha Japon kültürü böyle ne bileyim tapınak
falan. Bir de Can bir gece kulübü görmek istiyor. Çok meşhur olduğunu ve çok iyi olduğunu iddia etti. Diyeceğim okuyu inşallah sevmişsinizdir part 1'i. Çünkü Tokyo çok merak ediliyordu. Anlamadığım bir şekilde. Ama zaten benim pek bir şey öğretme veya bilgilendirme gibi bir amacım olmadığı için vloglarda izleyin geçin yani. Ben de öyle her şeyi öğreneyim, her yapıyı göreyim diye tatil yapamıyorum. Ay çok çirkinsin. Çok çirkinsin gel. Çok çirkinsin. Delirdim ben, delirdim. Hepinizi çok seviyoruz. Haftaya ya da haftaya değil 2-3 gün sonra Tokyo 2. Part'ta görüşmek üzere.